Günaydın. Arkadaşlar gerçekten akşamdan kalmayayım. O kadar yorgunum ki size anlatamam. Dün Esra ablamla sabah 10'da 1 çıktık. Akşam eve geldiğimde saat 11.30'du. O kadar yoruldum ki bugün bayağı yorgun bir günümdeyim. Hatta yüzümden de anlayabilirsiniz. Her tarafım çizik içinde ve yastık çizgisi olmuş. Şuradaki sivilcenin büyüklüğüne bakın ya. Of. Neyse. Ve makyajla yattım. Ne kadar yorulduğumu anlayabilirsiniz. Resmen makyajla uyudum. O kadar yorulmuşum. Eve geldim arkadaşlar. Hemen üstümü başımı değiştirdim. Üstümü başımı değiştirdikten sonra bayılmışım. Çok normal. Hallettiğimiz işleri size sırasıyla sayayım. Önce doktoruma gittik. Şöyle bir macera yaşadık. O kadar komikti ki dün anlatamam size. Bursa'ya gittik biliyorsunuz. Çekirge Devlet Hastanesi'nde şey oldum, ameliyat oldum. Terminalde indik. Gemlik otobüsünden Bursa otobüsüne bindik. Terminalde indik. Terminalde indikten sonra arkadaşlar normalde ben Çekirge Devlet Hastanesi'ne giderken hep 92 numaralı ya da 92B numaralı hatlara biniyordum. Otobüslere biniyordum. Bu sefer 96'ya binelim dedik. Biz 96'ya bindik. Her şey çok güzeldi. Başım döndü. O kadar çok dolandırıyor ki otobüs. O kadar farklı yerlere uğruyor ki arkadaşlar. Başım döndü. Midem bulandı. Bir de ben genelde otobüste ters koltuğa oturduğum zaman çok midem bulanır ve başım döner. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Neyse. Biz otobüse bindik. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Yanımıza teyzeler geldi. Yani herhangi bir yolcu, teyzeler oturdu. Bizde sohbet bir koyulaştı. Esra ablam da çok konuşkandır, çok sosyaldir. Bizde sohbet bir koyulaştı. Aysen'i küpen çok güzel. Aysen burun ameliyatı mı oldun? Aysen kaş mı yaptırdın? İşte nereye gidiyorsunuz? İşte şöyle güzelsin, böyle güzelsin. Teyzeler sağ olsun iltifat yağmuruna tuttu bizi sağ olsun. Biz tabii ki şoföre de tembih etmedik. 96'ya da ilk defa bindiğim için 96 hastanenin üst tarafında indiriyormuş. 92 alt tarafında indiriyordu. Benim de kafam karıştı. Altı parmaktan tophaneden çıktı. Oralarda dolanıyor. Biz de tabii ki sohbet koyu olduğu için hiç bakmıyoruz. Daha var diyoruz. Biz geçmiş miyiz durağa? Haydi. Yanımdaki teyze demez mi? E siz geçtiniz durağa diyor. E teyze dedim biz durağa geçtik de dedim niye söylemiyorsun baştan dedim durağa geçtiğimizi. Niye bizi tembihlemiyorsun? İndirseydin ya dedim. Ne olacak şimdi biz ne yapacağız dedim. O kadar komikti ki arkadaşlar terminal durağından bindik. Biz yine terminal durağına geri gittik yani. Hani terminal durağına çok az bir mesafe kalmıştı. Neyse. Haydi ne yapacağız ne yapacağız? Gittik şoförün yanına dedik ki şoför bey biz durağı kaçırmışız. Çekirge Devlet Hastanesi'ne inecektik ne yapabiliriz? Şoför de sağ olsun dedi ki bu durakta ben size indireyim. Hemen karşı duraktan 96'ya binin birazdan gelir dedi. Söyleyin dedi plakayı indiğiniz bu otobüsün plakasını söyleyin kart basmayın dedi. Zaten şoför istemez dedi kart basmanızı. Biz de indik arkadaşlar durakta otobüs bekliyoruz. Bir 5-10 dakika sonra otobüs geldi. Şoförün dediği şekilde söyledik ve çok şükür devlet hastanesine varabildik. Bugün dün öyle bir maceramız oldu. Gerçekten çok komikti. Kuzenimle kendimize güldük. O bana kızıyor ben ona kızıyorum. Ben diyorum ki işte abla senin yüzünden oldu. 96'ya ben bilmiyordum da 92'ye biniyordum da kafam karıştı. Sen de teyzelerle sohbete daldın. İşte inmedik falan diyorum. O da bana diyor ki sen diyor hastaneye gitmedin mi daha önce diyor. Hastaneye giden insan bilmez mi diyor nerede ineceğini diyor. Ben de ne bileyim dedim ya üst tarafta indiriyormuş dedim. Normalde 92'den ben hep alt tarafta iniyordum dedim. Hastanenin alt tarafında. O yüzden benim de kafam karıştı dedim. Neyse. O günü öyle atlattık. Yani bu olayı, bu durumu öyle atlattık. Sağ salim geldik devlet hastanesine arkadaşlar. Girdik doktorumun yanına. Öğle tatili arasına geldik. Normalde doktorum beni öğleden önce gel demişti. Neyse. Öğle tatili arasına denk geldik. 1.30'a doğru hastanedeydik. Doktorum da yoktu. Bir 5-10 dakika sonra gelecekti. 1.20 geçiyordu biz hastaneye vardığımızda. Ondan sonra doktorum geldi. Merhabalaştık.
Çok tatlı, çok iyi bir doktorum var gerçekten. Çok seviyorum onu. İyi ki bulmuşum. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk hocam dedim. Ondan sonra kimliğimi verdim. Kayıt oluşturdum. Sonra asistanı beni çağırdı yanına. Girdik kuzenimle odasına. Muayene etti. Dün zaten videoda gördünüz. Burnumun içine baktı. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum olmuş burnumda. Şurasında biraz kemik çıkıntısı olmuş benim burnumun. Şu sol tarafta değil de bu tarafta biraz kemikte çıkıntı olmuş. Yani neden olmuş onu bilmiyorum pek. Ama sorun teşkil eden bir durum değilmiş. İstersem eğer bir yıl sonrasında doktorum kapalı bir şekilde sağ burun deliğimden aletle girerek orada törpüleme yapabilirmiş. Bunu söyledi bana. Anestezi alarak tabii ki. Yine anestezi verecek, beni uyutacak. Bir yıl geçtikten sonra ameliyatımın üzerinden sağ burun deliğimden cihazla girip şuradaki şu hafif kemik çıkıntısını törpüleyecek, kısa süren bir işlem. Bu senin kararına bağlı dedi. İstersen yaptırabilirsin, istersen yaptırmayabilirsin dedi. Ama sorun teşkil edecek bir şey yok dedi. Ben de hocam bir düşüneyim dedim. Muhtemelen yaptırmam arkadaşlar. Zaten hem görüntü olarak hem de benim sağlığımı sıkıntıya sokacak bir sorun teşkil etmiyor. O yüzden muhtemelen yaptırmam diye düşünüyorum. İşte öyle bir durum oldu. Ondan sonra biz hastaneden çıktık arkadaşlar. Kuzenimin işleri vardı güzellik merkezinde. Sonra güzellik merkezine gittik. Güzellik merkezine giderken altı parmakta Çetinkaya'ya uğradık. Orada biraz dolaştık. Yemek yedik, karnımızı doyurduk. Çetinkaya'da da çok güzel şeyler varmış. Normalde ben hiç Çetinkaya'ya girme fırsatım olmamıştı. Gerçekten çok güzel şeyler varmış. O takımlara, o keten takımlara, elbiselere bayıldım. Hepsi birbirinden güzeldi. Hatta videoda da söyledim. Kartımın limiti müsait olsaydı muhtemelen arkadaşlar alışveriş yapardım. Ama müsait olmadı da iyi oldu. İnsan gerçekten kendini kaybediyor. Neyse ondan sonra biz karnımızı doyurduk. Çay keyfimizi yaptık ayıptır söylemesi. Ondan sonra kuzenimin işlemi için güzellik salonuna geçtik. Zaten arası çok yakındı. 5 dakika bile değildi. İşlemini hallettikten sonra arkadaşlar bir de ayakkabıcıya uğradık. Orada Koray Spor vardı. Koray Spor'a uğradık. Oradan ayakkabı satın aldık. Kuzenimin eşine istediği bir spor ayakkabı vardı. Onu satın aldık. Ben de biraz ayakkabılara baktım. Çok güzel ayakkabılar var gerçekten. Kısmet olursa ben de ileride kendim oradan ayakkabı alacağım. Sonra o işlemi de hallettikten sonra o işimizi de hallettikten sonra arkadaşlar siz ondan sonraki maceraya bakın. Kuzenim maviden kendine kot ceket almış. Ama rengini beğenmediği için açık rengini almak istediği için biz Bursa'dan gitmeden açık rengini değiştirmek için önce Anatolium'a gittik arkadaşlar. Anatolium mavi de istediği renk olmadığı için as merkezi mavi de varmış. As merkezde Anatolium'un daha gerisinde olduğu için ben orada bir küçük çapla sinir krizi geçirmiş olabilirim. İşte abla sen niye söylemedin, niye önceden gitmedik? Ben gelmeyeceğim dedim, ben eve gideceğim. Sen ne yapıyorsan yap dedim. Ondan sonra bırakmam seni, etmem, hadi gel kırma beni diye diye beni ikna etti. Küçük çaplı bir sinir krizinden sonra tekrar Anatolium'dan geri şeye döndük, as merkeze döndük. Normalde mavi evine de gönderebilirdi. Söyledi, evinize de gönderebilirim dedi. Ama tutturdu, alacağım da alacağım, o ceketi alacağım da alacağım. Neyse dedim hadi tamam. Geri geldik tekrar as merkeze. Ben kapının önünde bekledim. AVM'nin önünde arkadaşlar. Kuzenim çıktı. Aldı ceketini indi. Ondan sonra sağ salim evimize dönebildik. Yani o gemlik otobüsüne binebildik hayırlısıyla. Ondan sonra arkadaşlar biraz da dışarıda takıldık bir saat kadar. Ben bir waffle keyfi yaptım. Bu ara waffle'a sarmış durumdayım. Çok seviyorum waffle'ı. Yanında çay keyfi ayıptır söylemesi. Kuzenim de çay içti. Ondan sonra öyle bir saat daha oturduk. Ondan sonra evlerimize dağıldık. Ertesi günden de size dünkü hikayemizi anlatmak istedim. Çok yoruldum. Yani makyajımı bile silmeden yatmışım. Düşünün o kadar yoruldum. Normalde silmeden yatmıyorum asla. Çünkü zararlı. Ama böyle bazen istisnai durumlar oluyor. Size de böyle kısa bir güncelleme geçmek istedim dün yaşadıklarımızdan. Şimdi bu videonun hemen editini yapıp sizle buluşturacağım. Akşam da daha güzel yine vlogladığım, günümü vlogladığım bir video ile buluşacaksınız. Yani bugün iki tane video gelecek. Sizi kocaman öpüyorum.
Şimdi videoyu kapatıp editledikten sonra hemen yeni bir video başlatacağım. Akşam sizle buluşması için. Umarım bu videolarımdan memnunsunuzdur. Her gün video yükleyişimden memnunsunuzdur. Ben çok keyif alıyorum. İzlediğiniz için, güzel yorumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kocaman öptüm. Hoşça kalın.